Şimdi ligimiz zaten kaliteli değildi. Bir de bu geçen sene düşmeyi kaldırınca kalitesiz takımlar ligde kaldı. Yani düşmüş takımlar ligde kaldılar. Zaten bu sene bak yine onlar mücadele ediyorlar. Oyuncu kalitesi, takım Fuzulu kalitesi. Fuzulu yere 21 takım oynuyoruz. 21 takımla oynadığımız halde, şimdi onun listesini çıkarttım, birazdan isteyeceğim. 21 takımlı oynadığımız halde Fransa 20, İtalya, Fransa 20, İngiltere 20, Almanya 18, İspanya 20, İtalya 20. Hepsi 23 Mayıs'ta bitiyor bunların. Evet. Biz niye 15 Mayıs'ta bitiyoruz onu anlamış değilim. Zaten bu rezalet ve hastalık geçiriyoruz. Yani neyi kovalıyoruz? 3, biraz sonra listeleri getireceğim. Bizim milli takımın son 5 maçını, 6 maçını çıkan kadro. Bu futbolcuların çoğu dışarıdan gelecekler. Avrupa'da liglerden gelecekler. Yani ne acelemiz vardı bu kadar sıkıştırmaya, üst üste neyi kaçırıyoruz? Onu bir türlü anlamadım. Zaten hastalık var. Zaten kulüpler şikayetçi. Sergen bas bas bağırıyor çocuk. Ya bu ne rezalet diyor. 2 günde 1 maç oynatıyorsun. 3 günde 1 diyor. Nedir bu abi? Birileri çıksın bir şeyler söylesin ya, merak ediyorum. Yani niye bir hafta evvel bitiriyoruz? Yani bir hafta evvel bitirince milli takımda oynayan futbolcuları kampa alacaksın. Ya senin milli takımının iskeleti dışarıda. Tabii. Onlar zaten geç gelecekler. Yani kim yaptı bunu? Neden yaptılar? Ya bir Allah aşkına birisi anlatsın ya. Birisi bağlansın. Ya bundan dolayı yaptık desinler de biz de tatmin olalım. Millet dağılıyor baksana. Maç üstüne maç, maç üstüne maç. Dinlenme yok. O takım diyor ki bir gün evvel, öteki diyor ki bir gün sonra. Haklılar. Şimdi biraz önce Feyyaz Hocam serzenişte bulundu. Şimdi hocam pazartesi 5 maç oynanıyor. Bugün 4 maç oynandı. Beşiktaş tek maç cumartesi oynanıyor. Evet. Yani bunun bir izahı olmalı birisi hocam. Birisi anlatsın bunları. Anlatsın Feyyaz, yani. Nedir abi bunu nasıl yaptınız? Ya Allah aşkına adam aptal yerine koymayın ya. İnsan sinirleniyor. Ben Sergen'in yerine koyuyorum kendimi. Vallahi Sergen az konuşuyor. Ama takımı çıkıyor sahaya. Çok eğer varsa takım. Bir kumpas Sergen'e ve Beşiktaş'a karşı alın lan diyor. İşte bu takım diyor. Şimdi dünkü maçı, dünkü ziyafet sofrasından sonra bugün oturduğum sofra Allah bin bereket versin. Yani peynir ekmek soğan yedik ama o da lezzetli. Ama dünkü ziyafetten sonra ne konuşayım abi bugün? Masadan aç kalktım abi. Dün iftar açtık, bugün sahur yaptık hocam. Hocam bugün aç kalktım masadan. Yani dünkü ziyafet, hoş hala tokum dünkü ziyafetten sonra. Hele bir 45 dakika Şampiyonlar Ligi'nin finali seyrettim abi. Şimdi bir takım bunu yapabiliyor. Diğer takımlar niye yapamıyorlar? Bir de sen bu takımın üstüne gidiyorsun. Sen bu takımın üstüne gidiyorsun. Öyle oynatıyorsun ki diğer iki rakibi daha sonra, onu daha evvel al, hayır. Al işte bombayı bıraktı sana. Bir de moral bozdu. Şimdi Fenerli Beşiktaş topçu herkes konuşuyor şimdi. Lan bu Beşiktaş'ı nasıl durduracağız diyorlar. Şimdi bunlar iyi top oynuyor diyorlar. Onların zamanında da öyleydi. Bunların bir takımı vardı. İçeride evet. Dışarıda götürüyorlardı. Patır patır patır. Oturmuş bir takımdı. Çok. Psikolojik olarak çok. Ezmişlerdi. İşte şimdi de Beşiktaş öyle oldu yani. O şafaya geldi. Ne oldu? Beşiktaş'ta çok mu para var? Beşiktaşlı Sergen'in her dediği alındı mı? Galatasaray'ın yedek listesine bakıyorum. Ayıptır ya. Bir de Fener'in yedek listesine bakıyorum. Bir de milli takıma bakıyorum. Maçlar sanki şey ya, kasadan mal çalıyoruz. Niye abi? Bir hafta sonra bitirin ya. Ne var abi? Neyi kaçırıyorsunuz? Kamp yapacak. Ya 5 tane lig bizden sonraki. Bizden az takımları var. Ya hocam bir de zaten o liglerden gelecek. Futbolcular bizim. Sana nacizane bir katkı yapayım. Yine kupa finalinde 3 gün sonra hemen oynatıyorsun ya. Kupa finalini bari bir hafta sonra oynat hocam ya. Yani hakikaten öyle haklısın ki hocam. Söyleyecek bir şey yok yani. Hocam birisi bana anlatsın ya. Ben kerizim. Ben aptalım. Benim kafam çalışmıyor. Ben İlkokul mezunu bile değilim abi. Ben askerde öğrendim. Estağfurullah şeyi. Ali, hocam, Ali okul mezunu. Gerçek hocam bu arada yani. Kıyafetiniz çok güzel. Yine bize örnek oldunuz hocam. Havalı değil mi? Müthiş. Yani. Şimdi ben bunu söylüyorum. Ali okulu mezunuyum diyorum. Millet şöyle bakıyor. Sonra diyorum ki Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu biz aynı üniversiteden mezunuz diyorum. Şöyle bakıyorlar bu sefer. Önce böyle bakıyorlar. Bu adam ne diyor diyorlar. Evet. Beraber okuduk kaç sene. Evet. İkisinden. İyi tanırım ikisinden. Ben geziyordum, tozuyordum. Bunlar sağ sol kavgası yapıyor. Bunlar hala kavga ediyor. Ben hala geziyorum. Bazı şeyleri söylemiyorum hocam. Az önce şey dikkatimi 50 yıl çekti. Evvelden bahsediyorum ha.
50 yıl önce, 50 yıl sonra. Tabii hocam. Evet. Gelelim maça. Halil'le ya. Hocam, Halil'le Kerem'in şeyleri dikkatimi çekti. Açıklamaları yayıncıya yaptıkları. Sen konuşurken diyorlar ki bak, derbi farklıdır. Biz de 3'te 3 yapmak istiyoruz. Hani olursa. Ya ama inşallah. Biz farklı oynayacağız diyorlar. İnşallah yani. Şimdi tamam da o zaman da şunu derim abi. Hani bir parça var ya, hani bir yaşlı bir adam genç bir talebesine aşık oluyor da siz daha evvel nerelerdeydiniz diye bir beste vardır. Hani çok güzeldir o. Peki oyuncaklarınız niye oynamıyorsunuz abi? Var da hani niye yoksunuz? Var da daha niye önceleri oynamıyorsunuz? Neredeydiniz? Oynadığınız takım Gençler Birliği. O da şöyle bir Gençler Birliği. Şimdi Allah rahmet eylesin. İler abi çok severim. Gençler Birliği de benim ilk takım. Yani Gençler Birliği genç takımında oynadım. 14-15 yaşında. O da ayrı bir olay. İlan abi. Ya bir de adamın bir tanesi yaşlı adam. Oğlu emlak almaya gidiyor. Oğlum diyor ne yapacaksın? Baba diyor işte şu emlak alacağım diyor. Ya bir de adam. Peki oğlum diyor sordun mu diyor bu kendisi mi almış? Babasından mı kalmış? Vallahi baba gidip soracağım diyor. Aman oğlum dikkat et. Kendi aldıysa diyor zor alırsın. Ama babadan kalmışsa öyle demiş hemen işte şey yapma biraz demiş indirim yap. Alırsın babadan kaldığı için demiş. Şu anda Gençler Birliği öyle. Ama para bitti Gençler Birliği'nde. Düşerse de Allah muhafaza. Bak Ankara'yı düşer gene gelir. 30 bin kişiyle. Gençler Birliği zor gelir. O tesislere yazık ya. Yani babadan kalma olduğu için harca harca bitti işte. Bugünkü futbol geldi Gençler Birliği. Umut vermedi. Bakıyorum mutlaka, şöyle. Ya Muslera'yı bir top çıkarırken gördünüz mü ya? Muslera'yı yattığını gördünüz mü? Muslera yatmadı yere. Bak Muslera yere yatmadı. Bir kaleci yere yatar ya çıkarır. Siz gördünüz mü? Ben görmedim 90 dakika. Muslera ben de görmedim. Hatırlamıyorum. Böyle bir pozisyon. Pozisyonları yok. Pozisyon yok. Yok. Gençler Birliği. Koca Gençler Birliği takım. Hocam Cavcav İlhan Bey rahmetli yani olduktan sonrası bir de son, yani öncesi ve sonrası da ikiye ayırmak gerekir. Oğlu Murat Cavcav geldikten sonra bir düştüler. Para vardı çıkardı. Şimdi bir daha düştüler. Esas irdelenmesi gereken bu kadar yabancı oluyorlar, bu kadar ciddi para ödüyorlar Ender. Ve de hep aynı menajerle bunu yapıyorlar. Öyle hep mi? Hep kötü oyuncular alınıyor. Ankara'da çok ciddi bununla ilgili internet sitesinde yazılar yazıldı zaten. Yani bu kadar hep söylüyorum, klasik laf hepimizde biliyoruz zaten. Aynı böyle işte menajerden oyuncu al, aynı şeyleri yap. Ondan sonra da farklı sonuçlar bekliyor. 10 tane yabancı var kadroda. 10 tane bugünkünde yani. Bugünkünde var. Düşün. Yani her sende sirkülasyon oluyordu. Yabancı oyuncu sirkülasyonu son yıllarda. Benim bir hikayem var Cavcav'la. Keler hakkı bir durum. Belçika'da maç seyretmeye gitmişim. Telefon geldi. İlan abi rahmetli. Cavcav. Feyyaz buyur sayın başkan. Ne yapıyorsun orada? Maç seyretmeye geldim. Ton diye bir oyuncu var dedi. Git onu seyret dedi. Abi dedim ne alaka yani. Git dedi onunla. Gittim baktım hakikaten iyi oyuncu. Ertesi gün bana şey belgesi yolladı. Onları temsil etme belgesi. Ben ne alakayım ya? Yani Gençler Birliği hiçbir adamın şeyine bak yani. O git görüştü şey adına falan filan. Hocam dedim, başkanım dedim ya yani ben menajer değilim, şey değilim, bir şey değilim yapma falan. Adamın şeyi enteresan. Ender yani her şeyden faydalanmaya tabii, çalışıyor. Yani bakıyor, hiç önemli değil, sana güveniyor. Git diyor, seyret diyor ya. Hocam, ne kadar abi. Enteresan bir şey. Yani. Bodrum'a yalık hava gidiyor yemek yiyor. Öğlen yemeği. Saat 12. İlhan abi ne haber? Tabii herkes tanıyor. İyi valla. Ya İlhan abi ya bizde bir topçu var diyorlar ya. Gelse. Ya bırakın oğlum diyor şurada bir yemeğimi yiyeyim diyor ya. Topçu. Ya Allah aşkına abi diyorlar Allah aşkına gidelim. İkide de maç varmış 2.30'da mı ne? Gidiyor abi. O dedikleri topçuyu alıyor. Kim biliyor musunuz? Serkan. Serkan Balcı. Ya öyle bir adam. Evet. Bu iş öyle abi. Hocam teşekkür ederim. Kıyafetim Abdullah Kıhlı'dan. Hocam siz çok yani endamınız hakikaten yani sözleriniz mi kıyafetiniz mi daha etkili yani şaşkınız şu anda. Biz böyle mendil falan yapıyoruz ama yine silik kalıyoruz hocam. Peki nazar değmesin diyelim hocaya. Şimdi Ahmet hocam bir yandan Galatasaraylıların maç sonrası açıklamalarına bakıyorum. Hani bugünkü maça ilişkin konuşmanın ötesinde gelecek haftayı işaret ediyorlar ve az önce Erman Hoca'ya da söylediğim gibi derbi havası başkadır'a vurgu yapıyorlar. Biz 3'te 3 yaparsak bakacağız ondan sonrasına diyorlar ki doğrusu da o. Hani nerede konumlandırır 3 galibiyet onları? O sezon sonunda görülecek bir şey. Ama bu yönde bir irade, bir şey ortaya koymaları olumlu tabii. Güzel bir gelişme. Mutlaka Galatasaray'ın son haftalarda en azından
teknik heyet ve takımın birlikte yaptıkları en doğru hamle de kesinlikle bu.